ileri gittin. Bana bak. Bana hemen kızım yerini söyle. Bana oyun oynama söyle. Ya bilmiyorum dedim sana. Buradaydı diyorum, bir şey yapmadım ben. Ya seslenelim, belki senin sesini duyunca gelir. Ya sus, yalan söyleme bana. Sen canımı acıtıyorsun ama. Canın acıyor öyle mi? Canın acıyor ha? Aa! Canım acıyor. Bana bak. Eğer bir evladın olsaydı, psikopatı tek oğlu kaçırsaydı, bulamazsaydın, kolun kopsa canım acıyor demezdin. Ya bilmiyorum diyorum sana. Bak yemin ederim, yemin ederim. Bana yemin etme. Nerede kızım, söyle. Ha, yemin ederim. Vallahi iki gözüm önüme aksa buradaydı diyorum. Sus. Sana son kez soruyorum. Elif nerede? Elif'im, bir tanem iyisin değil mi ablacığım ha? Bak bana. O kadın senin bir yerine zarar vermedi değil mi ablacığım ha? Bak, bak korkma sakın. Eğer zarar verdiyse söyle bana. İyi bozdu abla. Merak ettim. Sana şükürler olsun ya. Mahir abi, anneme bir şey oldu değil mi? Elifciğim, onu nereden çıkardın? Neden böyle şeyler düşünüyorsun sen? Neden telefonlarımıza cevap vermiyor o zaman? Ama bir tanem, bak biz seni bulmak için sabahtan beri telefonlarımızla uğraşıyoruz. Annenin şarjı bitmiştir belki. Doğru söylüyor Aslı ablan. Şarjı bitmiş olabilir. Hatlarda zaten problem var şebekelerde. O en kısa sürede bize ulaşacaktır. Merak etme, tamam mı? Kandırmayın beni. Aslı abla sana söylerken duydum ben Mahir abi. Annem o kötü kadının peşinden gitmiş beni bulmak için. Keşke beni hiç bulmasaydı. Hem annem şimdi onun yanına gittiyse beni göremeyince ona kötü davranır o. Bir tanem bunlar ne biçim sözler? Ne olursun böyle kötü şeyler düşünme. Hem ne olursa olsun o kadın senin annene asla zarar veremeyecek. Elif. Mahir abi ne olur. Ne olur gidip annemi bulun lütfen. Elif. Gözlerimin içine bak. Bak bakayım gözlerimin içine. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle, tamam mı? Bana güveniyor musun? O zaman lütfen ağlama, tamam mı? Çünkü annene hiçbir zarar gelmeyecek. Onu bulacağım. Söz veriyorum. Seni bulduğum gibi onu da bulacağım. Bu gece annene sarılıp uyuyacaksın. Şimdi Aslı ablanla güzel güzel otur. Tamam mı? En kısa sürede bu kapıdan annenle beraber gireceğim. Anlaştık mı? Tamam, ben de gideyim. Beraber gidelim, onu bulalım. Elifciğim lütfen ablacığım. Ama Mahir abi. Olmaz. Bana güven. Tamam mı? Getireceğim annemi sana. Elif sana emanet. Gel ablacığım. Yani korkma ablacığım. Mahir Bey ne olursa olsun anneni sana getirecek, tamam mı? Ha, vallahi, bak vallahi iki gözüm elime aksın ki, iki gözüm elime aksın ki ben... Bana yalan söyleme be! Sus! Bunlar ne? Ha? Ne bu yerdekiler? Cevap ver! Elif'e yemek getirmiştim. Sonra da hepsini yere mi saçtın ha? Ha? Bunu kanıza getirdin ha? Ne yaptın? Ha? Aç bırakıp gerçi mi çektirdin çocuğa? Hayır. Ne yaptın? Böyle? Hayır, hayır. Yemek getirdim. O istemedi yemek. İstemedi yemek, başka bir şey yapmadım. Ben onu ilk yaptım, yemek getirdim. Lütfen. Can aldır bakayım et. Bana bak. Kızım yerini söyleyeceksin, tamam mı? Yoksa yemin ederim katil olacağım. Zarin abla! Söyle, nerede? Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Lütfen sakin ol. Gerçekten bilmiyorum. Buradaydı. Abi bilmiyorum nereye gitti. Buradaydı.
Bana atın yediyorduk şilte nerede? Ha? Burası orası değil. Lan beni başka yere mi getirdin? Önce başka depodaydık. Ama ondan sonra Elif kaçtı. Ben de peşinden gittim. Ama gelirken buraya bir adam gördüm. Ben de ihbar eder diye. Evet, başka depoya gel, buraya geldim. Var ya, yalan söylüyorsun. Bana bak. Senin son şansın. Bana doğruyu söyleyeceksin. Kızımın nerede olduğunu söyle bana. Yemin ederim. Bilmiyorum. Bilmiyorum dedim. Ben ona hiçbir şekilde zarar vermedim. Benim bütün derdim ses kaybıydı biliyorsun. Sen onu gözümlerine parçaladıktan sonra ben niye böyle bir şey yapayım ki? Bana bak. Dua et senin dediğin gibi olsun. Yoksa var ya şu ilgi. Senin bu arın. Öldürürüm cesedini bulamazlar, duydun mu? Ben kızım bulmaya gideceğim. Şimdi sen burada bağlı bekleyeceksin. Aynı Elif'i yaptığın gibi. Burada bekleyeceksin! Gel ama! Buraya gel! Bırak beni! Yeter! Bırak beni! Buraya gel! Aç şunu! Aç şunu dedim! Aç şu kapıyı! Aç! Aç dedim sana! Aç şu kapıyı! Gel buraya! Aç! Buraya gel! Gel buraya! Öldürürüm seni! Dünyanın öbür ucundaki İstanbul'u öldürürüm! Daydarma! Manyak. Ruh hastası kadın. Gözü dönmüş yani. Ay Mahir. Mahir neredesin? Asıl sen neredesin? Ha? Melek yanında mı? Melek mi? Annen ölümlerden döndü diyorum ben sana. Sen hala melek mi soruyorsun? Ne diyorsun anne sen Allah aşkına? Ne demek ölümden döndü? O yerlere göklere sığdıramadığın o aşığın var ya melek. Öldürüyordu beni. Elinden zor kurtuldum. Kesin peşimdedir şimdi beni. Ne? Neredesiniz? Depoda mı? Depo mu? Sen depoyu nereden biliyorsun? Anne bırak Allah aşkına. Şu an hiç sırası değil. Hemen bana meleğin nerede olduğunu söyle. Sen yaptın. O küçük sıçanı depodan sen kurtardın değil mi? Anne, melek nerede? Eğer ona zarar verdin... Melek ha? O beni öldürmeye çalıştı diyorum sana. Sen hala onu mu merak ediyorsun? Yeter! Yeter Mahir! Benim oğlum böyle iki yüzlü, kadın budalası falan olamaz. Sen mahvettin beni Mahir. Yıllardır ayakta durduğumuzu, inançlarımızın hepsini mahvettin. Anne, inançlarımız... Bana anne kal- deme. Ben senin annen falan değilim artık. Senin annen de, senin bütün hayatında o pislik cihan. Bu hayattaki en büyük hayal kırıklığın baban zannederdim. Ama sen onu çoktan geçtin Mahir. Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Arabada konağa dönüyor. Bunu sen istedin kıymeti. Başka bir çare.
Hadi yan artık, yan. Melek, inşallah benden önce konağa gitmezsin, inşallah. Tatlım ya ablacığım. İstemiyorum Aslı abla. Hem annem yokken hiçbir şey yemek istemiyorum. Ama ablacığım bak Mahir Bey anneni getirmeye gitti değil mi? Hadi ne olursun benim hatırım için bir kaşık ye. Biz de gidelim. Nereye? Konağa. Hem annem kesin konaktadır. O kötü kadınla konuşmak için gitmiştir. Ne olur biz de gidelim Aslı abla ne olur. Bir tanem olmaz. Hem belki annenler şu anda yoldalardır. Geldiğinde seni görmezse çok üzülür değil mi? Yola çıkmış olsalardı bile annem arardı zaten bizi. Kendi telefonu olmasa bile Mahir abiden arardı. Elifciğim bak beni çok üzüyorsun ablacığım. Sen beni daha çok üzüyorsun Aslı abla. Gelmek istemiyorsan kendim giderim. Elif! Ablacığım bak biraz daha bekleyelim. Eğer gelmezlerse sana söz veriyorum gideceğiz konağa tamam mı ablacığım? Aslı abla bak ben artık biraz daha bekleyemem. O çok kötü bir kadın. Hatta şu anda annemi başka bir yere götürmüş, kaçırmış bile olabilir. Daha bekleyemem. Of. Hay Allah'ım ya Rabbim. Hay Allah'ım. Ne günlere kaldık biz böyle. Tövbe tövbe. Of, sorma Macide ya. Benim yaşımda bir kadını bir çanta için böyle yerlerde sürüklediler. Eh be kıymetçim sen de niye direniyorsun? Verseydin ya çantayı. Senin canından daha mı değerli çanta? Ay değil canım değil. Ama ben zaten ne olduğunu anlayamadan böyle bir motorun arkasında sürüklenirken buldum kendimi Macide. Ay Allah'ın cezaları. Polis ne dedi peki? Ya ben Levent'i falan arayayım da onun da bir faydası dokunur. Polise gitmedim. Ne? Aa kıymet olur mu hiç öyle şey? Ha? Yani adamlar yaptıklarıyla öyle kalsınlar mı? Allah'ından bulsunlar Macide. Ama kıymetçim olmaz ki. Tamam. Hak er ya da geç tecelli eder ama kul da zulme karşı susmamalı. Doğru haklısın tamam ama yani bu yaşadıklarım beni zaten mahvetti. İnan hatırlamak bile istemiyorum. Ben polisi arıyorum. Hayatım gerçekten gerek yok. Ben hala olayın travmasındayım Hümeyra. Ha şimdi bir de yani şu durumdayken karakol gezmek istemiyorum hayatım. Kimin bu gömlek? Kan lekesi değil mi bunlar? Ah, benim o, benim. Bu kadın kesin bir işler karıştırıyor. Tamam kıymetçim, tamam. Üzme artık kendini. Çok şükür iyisin. Giden çanta olsun, hiç önemli değil. Haklısın Macide. Haklısın hayatım. Ama işte bakar mısın yani şu mübarek Ramazan gününde insanlığın düştüğü duruma bakar mısın? Yapılacak iş mi bu?
Ben hala niye polise gitmediğimize inanamıyorum. Ya yaptıkları yanlarına kar mı kalacak? Hümeyra'cığım, polise gitsek ne olacak hayatım? Adamlar çoktan ortalıktan kaybolmuştur zaten. Ne demek ne olacak? Dağ başı mı burası? Her yerde kameralar var. Polis gerekeni yapar, biz gidelim yine de. Biraz da beni düşün Hümeyra. Ha, ne yapayım şimdi yani? Karakol karakol gezeyim mi şu halde? Gerekirse gezeceğiz. Tamam biraz daha zorlanacaksın. Ama o serseriler de cezasını çeksin. Ay Hümeyra. Ay ben senin yaşında mıyım Allah aşkına? Kalbime inme indireceksin yani. Ah, neyse hadi ben şu üstüm başımı bir değiştireyim yukarıda. Sonra da biraz dinlenirim. Peki tamam dinle. Geleyim mi seninle kıymetciğim? Yok Macide sağ ol. İyisin değil mi? İyi, iyi olacağım. Oh. Ay. Ey Allah. Ne günlere kaldık. Çok şükür buradasın. Bulamadım kızım. Bulamadım ya. O canavar kadın var ya yine kandırdı beni. Melek tamam sakin ol. Ya ne dediyse yaptım ya. Beni başka bir yere götürdü. Belki de kız buraya kadar var ya. Melek Hanım. Tamam bir sakin olun. Elif'i bulduk. Evde sizi bekliyor. Gerçekten mi? Birce aç şu telefonu ya. Elifçiğim. Ablacığım açar mısın kapıyı? Bak korkuyorum artık. Elif. Ablacığım madem uyumadın neden dışarı çıkmıyorsun? Aşk olsun. Üstümü giyiniyordum. Hem zaten açsaydım da izin vermeyecektim. Bir tanem neye izin vermeyecektim? Konağa gideceğim. Ha olmaz. Aslı abla seni çok seviyorum. Ama izin vermezsen kaçmak zorunda kalacağım. Hem annemi iyi olduğunu görmek istiyorum ben. O kadın çok kötü bir kadın. Anneme bir kötülük yapmasını istemiyorum. Bir tanem biraz daha bekleyelim. Yani bak seni çok iyi anlıyorum. Ama şu an gidemeyiz konağa. Hayır anlamıyorsun Aslı abla. Annem beni kurtarmak için o kadının yanına gitti. Onun yanına gitmezsem kahrolurum ben. Bir tanem. Ama eğer oraya gidersen de annen kahrolur. Bak hava karardı. Ya yalnız başına nasıl gideceksin konağa? Hadi gel geçelim buraya. Aslı abla. Bekleyemeyeceğim. Yalnız gitmemi istemiyorsan gelirsin. Elif. Elif. Elifciğim. Lütfen Aslı abla. Hem annem de aynı şeyi yapardı. Sevdiği biri tehlikedeyken oturup bekleyemezdi. Bir tanem bak ben seni yalnız bırakamam. Madem öyle ben de seninle geliyorum. Anne. Anneciğim. Çok özür dilerim. Çok mu acıyor? Ay biraz hafifledi ama çok ağrı var. Ay kusura bakma kıymetçim. Ah, olsun canım. Ay. Teyze bak bu gasp olayı hafif alınacak bir konu değil. Yani niye polise gitmemekle diretiyorsun ki? Yani bence hemen gidip... Ay Keremciğim Allah aşkına bak gündüz de anlattım annenlere. Ha gitsek ne olacak yani? Onlar zaten çoktan ortadan kaybolmuşlardır.
Sen hiç gördün mü tutuklanan gaspçı bugüne kadar? Teyzeciğim tamam öyle diyorsun da... Yani biz bunu yapmazsak bu olaylar artar. Yani bu yaptığın şey var ya bir tek onların içine yarıyor ben söyleyeyim. Tamam Kerem tamam. İstemiyor demek ki teyzen. Gitme üstüne artık. Yeter. Hem bugün biz başka bir mevzu konuşmak istiyorduk sizinle. Hayırlı bir konu. Hümeyra yavrum, hadi sen ver haberi. Anne, gidelim buradan. Çok uzaklara gidelim. Korktuğumuz insanların olmadığı bir yere gidelim. Sen, ben, Aslı ablam hep beraber mutlu mutlu yaşarız. Kuzum. Anne, ne olur gidelim. Hem burada sen çok üzülüyorsun. Ben hiçbirimizin üzülmesini istemiyorum. Gidelim buradan ne olur. Elif haklı. Ne diye burada duruyoruz ki? Şöyle küçük bir kasabaya yerleşelim hep birlikte. Sıfırdan başlayalım. Bence hepimize iyi gelir. Ben artık kalksam iyi olacak. Mahir abi, çok teşekkür ederim. Sizin de durup annemi yanıma getirdiğin için. Her şey geride kaldı güzel kız, tamam mı? Sen de söz verdiğin gibi bu akşam annene doya doya sarılıp uyuyacaksın. Anlaştık mı? Tamam. Melik Hanım, beni kapıdan siz geçirir misiniz? Tabii Mahir Bey. Gel. Hadi görüşürüz, hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Bu konuyu daha önce hiçbirinizle konuşmamış da olsak... yani Levent'le bir süredir yakın olduğumuzu biliyorsunuz. Teyze sen zaten yeterince ima ettin bildiğini. Neyse konuyu çok uzatmayacağım. Levent'le biz bir süredir beraberiz. Ve bana evlenme teklif etti. Ben de evet dedim. Evet. Levent oğlum benim de rızamı istedi. Ben de evliliklerine onay verdim. Evet. Levent'le evleniyoruz. Ya abla, abla ben buna çok sevindim ya. Biliyorsun abla ben senin hep mutlu olmanı istedim. Yani hayatında sevdiğin, sevildiğin biri olsun istedim. Eğer sen şimdi beni mutlu edecek insanı buldum diyorsan ben başka ne derim ki? Bu çok güzel bir şey. Çok mutlu olun olur mu? Keremciğim. Yani sen şimdi korumanla mı evleneceksin? Ay niye sustunuz böyle anlamadım. Yani bu önemli bir konu değil mi? Evlilik. Ay ben Hümeyra'yı düşündüğüm için böyle söylüyorum. Ya sağ ol teyze. Beni düşünüyor olsaydın sevincime ortak olman gerekmez miydi? Tabii ki. Yani Levent gerçekten iyi biri ise sevinirim Hümeyra'cığım. Ama ortada da bazı gerçekler var. Yani sen bu ülkede her erkeğin evlenmek isteyeceği bir kadınsın. Yani kim hak tanırlara gelin ya da damat olmak istemez ki? Yani kimse beni maddi imkanlarımı düşünmeden sevemez. Öyle mi? Tabii ki öyle bir şey demedim Hümeyra'cığım. Tabii Levent iyi bir çocuktur mutlaka. Ama seninle evlenince yaşayacağı hayatı ancak rüyasında görebilirdi o. Sonuçta aşk geçici olabilir.
Yani Keremciğim, haksız mıyım? Bu ailenin içine seçilecek insanların daha dikkatli seçilmesi gerekmiyor mu hayatım? Abla. Haklı olduğun yerler var teyze. Yani biz de her aile gibi hayatımıza girecek insanlar konusunda seçici olmak zorundayız. Ama eğer bahsettiğin şey para pulsa ben buna katılmıyorum işte. Benim için ilk şart ablamın hayatındaki insanın dürüst ve mert biri olması. Levent'i de zaten hepimiz yeterince tanıyoruz. İlki kadar önemli olan ikinci şartımsa ablamın gerçekten çok sevecek, mutlu edeceğine inandığım birisi olmalı. Öyle içten gülüyorsun ki resmen gözünün içi parlıyor ya. Çok uzun süredir ben senin yeniden böyle bakmanı istiyordum. Eğer o adam, yani Levent, seni gerçekten sevmeseydi gözlerini böyle güldüremezdi. Ben kendimi biraz yanlış ifade ettim galiba. Aslında ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Yani Hümeyra'cığım, umarım bu kararın seni hep mutlu eder. O zaman bir iyi haber de benden olsun hadi. Hayırdır oğlum, ne oldu? Serçe'nin suçsuz olduğunu ispatlayacak bazı belgelere ulaştım. Kerem, ne diyorsun? Nasıl yani? Bu nasıl oldu bu? Anlatsana. Serçe bu olaylar olmadan önce annemin yanlış ilaç kullandığından şüphelenip analiz yaptırmaya götürmüş ya. Evet. Belgeye ulaştım. Kız doğru söylüyor. Bizzat kendi adı yazıyor belgede. Artık belge elimizde. Bırakın anneme zarar vermeyi. Kızcağız asıl onu korumak için didiniyormuş. Biliyordum. Biliyordum böyle olduğunu. Şükürler olsun. Kerem yavrum, ne olur git o kızın gönlünü al. Bak biz gittik, kapısını hiç ikiletmeden açtı. Ne gönül koymuş, ne gücenmiş. Çok mübarek bir insan o. Keremciğim, rica ediyorum, lütfen git ve onun gönlünü al. Melek Hanım, belki üzerime vazife değil ama Elif haklı olabilir. Kıymet hepimizin sandığından daha kötü biri. Bu kadar ileri gittikten sonra yaptıklarına son verecek gibi görünmüyor. Ama siz ne olursa olsun bu kadar ileri gidemezsiniz. Sizin kalbiniz tertemiz. İçiniz güzelliklerle dolu. Aslı da heyecanlandı. Elif'in eğitimini aksatmayacak güzel bir yer bulabiliriz. Üstelik gitmeye karar verirseniz sizi asla yalnız bırakmam. Eğer gidecek olursanız ben de sizinle gelirim.
Tabii eğer siz de isterseniz. Ama her nasıl olursa olsun şu an için uzaklaşmak en iyi fikir gibi görünüyor. Siz yine de bunu bir düşünün. Aklınızın bir köşesinde dursun. Görüşmek üzere. Güle güle Mahir Bey. Soğanını az koy o yemeğin. Şafak öyle olunca sevmiyor. Hı hı, öyle yaptım zaten. Anne sen çıkıyor musun? Herhalde. Çantam elimde olduğuna göre. Gerçi hiç çıkasım yok. Geçerken o uğursuzun suratını göreceğim diye. Kapının önüne öyle dikilmiş. Sanırsın gardiyan. Zerre huzur bırakmadı, zerre. Bir hoş diyen de yok ki köpeğe. O da istediği gibi at koşturuyor. Oh ne ala. Anne, yavaş lütfen, Şafak duymasın. Duymaz o, yatıyor. Hem eğriye eğri, doğruya doğru. Yalan mı söylediklerim ha? Adam mahalleye geldiğinden beri herkes diken üstünde. En çok da biz. Hayatımızı kararttı, hayatımızı. Çekeceğim varmış bu yaştan sonra. Biz kendi halinde insanlardık. Öyle yaşayıp gidiyorduk. Öğrenmemişiz ki kavga etmeyi. Başa çıkamadık o haydutla. Ama başımızdaki en büyük bela o haydut değil, sensin. Senden önce bizim ne hastaneye yolumuz düşerdi, ne polislik işimiz olurdu. Ne güzelmiş o günler. Gül gibi geçinip giderdik. Ama sen bir geldin, ne huzur kaldı, ne düzen. Kara bulut gibi çöktün üzerimize. İşin kötüsü, oğlum göremiyor bunu. İçin için seviniyorsun değil mi bu duruma? Ama hiç sevinme. Ben oğlumu üzmek pahasına da olsa senin gerçek yüzünü göstereceğim ona. Ve işte o gün geldiğinde bu evde her şey eskisi gibi olacak. Ve sen de bu evde olmayacaksın. Kuzum, ne oldu? Niye baktın öylesine? Hiç, öylesine baktım. Ne oldu? Böyle eski günlerdeki gibi saçımı örmeni çok özlemiş. Kuzum benim, ben hep örerim saçlarını. Ben de çok özlemişim. Hatta biliyor musun, sen büyük kocaman kız olsan bile ben yapacağım saçlarını. Öyle itiraz falan yok. Demem ki zaten. Ya yiyeceğim şimdi ikinizi birden. Sen de varsın Aslı abla. İnşallah ana kız hep böyle mutlu olursunuz. Ya acaba biz şu uzaklara gitme işini tekrardan bir ciddi ciddi konuşsak mı? Çünkü biz birlikte olduğumuzda hep çok mutluyuz. Yani ben düşünmeden edemiyorum. Bence de. Ah, baktım ben. Ay.
Merhaba Aslı. Meleği görmem gerekiyor da müsait mi? Aa! Kerem abi! Hoş geldin. Hoş bulduk prensesi. Ya biraz böyle habersiz geldim ama kusura bakmayın. Olur mu öyle şey? Yani biz size her zaman kapımız açık biliyorsunuz. Sonuçlar çıktı. O ne? Bu bizim için çok önemli bir belge Elifciğim. O kadar çok anlama geliyor ki. Ne mesela? Mesela annenin suçsuz olduğunu gösteriyor. Bizim ailemizi ne kadar sevdiğini ve korumaya çalıştığını gösteriyor. Ben bunları biliyordum zaten. Bir de benim çok büyük bir hata yaptığımı gösteriyor. İstemeden sevdiklerimi üzdüğümü gösteriyor işte. Biliyorum. Ben şu an dünyalar önüne sersem nafile. Seni ne kadar üzdüğüm aklıma geldikçe o kadar utanıyorum ki. Bir başkası olsa belki böyle karşısına çıkmayı bile cesaret edemezdim. Ama senin o kadar büyük bir kalbin var ki. Melek. Ne olursun kusura bakma. Özür dilerim. Affet yani. Siz kim olursa olsun özrünüzü dilerdiniz zaten Kerem Bey. Çünkü sizin de büyük bir kalbiniz var. O yüzden söz konusu aile olunca insan neler yapacağını tahmin edebiliyorum ben. Bunları duyduğuma sevindim. Çünkü sana söylemem gereken başka bir konuda bana cesaret verdi açıkçası. Eğer vaktiniz varsa bir şeyler konuşmak istiyorum da. Tabii ki de var. Buyurun otursanız, ayakta kaldınız. Benden inmişsin. Niye çağırmadın beni? Yardım ederdim. Gerek yok. Geldim işte. Telefonum nerede benim? Telefonun yukarıda kaldı herhalde. Ben getireyim. Otur sen. Tamam. Söylemek benim için gerçekten çok zor. Aslında bunları söylemek çok kolay ama işte yaptıklarımdan sonra. Kerem Bey, ne yaşandıysa yaşandı, bitti. Hepsi geride kaldı artık. Lütfen rahat olun. Peki o zaman. Bak Melek, insan sadece kardeşleriyle, çocuklarıyla bir aile olmuyor. Yani bazen öyle biri giriyor ki hayatına,
aileden biri gibi oluyor. Ben bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum Kerem Bey. Yani evet, Aslı o duyguyu size yaşattı. Ama siz de bize yaşattınız. Yani bu olaylar olmadan önce hep beraber çok mutlu mesut bir şekilde konakta yaşıyorduk biliyorsunuz. Teklif etmeye çekiniyorum açıkçası ama yeniden o günlere dönemez miyiz? Yani sabah annemlerle de konuştuk. Onlar da aynı fikirdeler. Dönerseniz çok mutlu olacağız. Sanırım siz bu konuyu kendi aranızda konuşmuşsunuz. Tabii bir karar verdiyseniz. Yok. Yani ben henüz bir karar vermedim Kerem Bey. O zaman belki bizim teklifimizi de düşünürken hesaba katarsanız bu bile bizi mutlu etmeye yeter. Tabii ki de. Oldu o zaman, ben daha fazla rahatsız etmeyeyim. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Gel biz Kerem abine geçelim. Jüride, ben iyiyim. Sen işlerin varsa git onları yap. Böyle başımda beklemene gerek yok. Şafak, aslında benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Söyle tabii. Biz acaba bu işin en başından çok büyük bir hata mı yaptık ha? Hangi işin? Tufan meselesinden bahsediyorum. Ne hatası? Daha doğrusu bu benim hatam. Yani sana da mal edemem ki. Bak ben polise ifade verirken her şeyi açık açık anlatmalıydım. İstemeden söylediğim bu yalanın yükü altında kalıyorum artık. Sanki her an böyle daha büyük bir çıkmazın içine giriyoruz. Bak hala bu hatadan dönmemiz mümkünse gel değiştirelim ifademizi ha? Her şey çıksın ortaya, ne olacak? Her şey ortaya çıkınca ne olacak Jülide? Kapımızın önündeki bu tehlikeden kurtulacağız Şafak. Sen kendini tehlikede mi hissediyorsun? Evet. Ben buradayken, yanınızdayken yani. Şafak, ben öyle söylemek istemedim. Bu seninle ilgili bir şey değil ki. Kiminle ilgili peki? Şafak yapma ne olursun. Bak ben seni üzecek bir şey söylemiyorum şu anda. Sen öyle zannediyorsun. Ya Şafak. Bak gitme, konuşalım ne olursun. Buna hiç gerek yok. Ben seninle konuşamayacaksam kimle konuşacağım? Jülide, bu konu bir daha benim için açılmamak üzere kapandı. Tek bir kelime bile etmek istemiyorum. Ay, yani ben bu kadarını beklemiyordum ama. Neyi Aslı? Konağa dönme meselesini diyorum. Nasıl böyle bir şeyi teklif edebilir? Aslı görmedim mahallini. Çok mahcuptu zaten. Ya olan olduktan sonra. Ya hem mümkün mü sizin o kıymetlenen cadıyla tekrar aynı çatı altında olmanız? Mümkün mü? Aslı, bak Kerem Bey'i de söyledim. Henüz karar vermedim ben zaten. Anlıyorum ablacığım. Yani tabii ki de sen en doğrusunu bilirsin. En doğru kararı verirsin de. Bence yine de biraz düşünmek gerekiyor. Acele etmemek gerekiyor. Elif'im, bir tanem
Sen de bu olanlara çok sıkıldın, çok üzüldün. Hadi biz seninle mutfağa gidelim. İftar için bir şeyler düşünelim, ne dersin? Tamam, hadi. Seni. Ya hele ben. Öyle bir zamanda aradın ki. Bak Hızır gibi yetiştin resmen. Sana anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Benim de. O kadar çok şey geldi ki başıma. Ben ne yapacağımı bilemedim. Aklıma seni aramak geldi. Tamam gel, gel oturalım şöyle. Gelsin. Teşekkür ederim. Sen buna arpacık soğan koydun mu? Koydum Kıymet Hanım. Dediğiniz gibi yaptım. Aslında tabii biz söylemeden bunları yapman gerekiyor ama. Peki bu defne yapraklarını koymadan yaktın değil mi? Yaktım Kıymet Hanım. İyi neyse, bari bu akşam şöyle adam akıllı bir yemek yiyeceğiz. Yani sen bir taraftan dolduruyorsun ama bir taraftan da boşaltıyorsun. Ya ben sana kaç kere dedim, şu tülleri makineden çıkardıktan sonra ıslak ıslak asacaksın diye. Hı? Sonra buruşuyorlar, kalmış orada öyle. Yalnız dediğiniz gibi yapsaydım iftar yemeği gecikecekti. Hayır, senin yüzünü görmeyen de emekliliğe ramak kaldı sanır. Ama bence sizin genetiğiniz böyle. Kanın yavaş senin. Ama ben Macide'ye söyleyeceğim. Sana yardımcı birini bulsun. Melek geliyor ya zaten. Nereye geliyor Melek, pardon? Devirme o gözlerini bana, devirme! O Melek bu evi ancak rüyasında görür. Benim kardeşim yufka yürekli de. Onu böyle bir kereliğine affediverdi. Ama işte o kadar. Vallahi siz daha iyisini bilirsiniz tabii ama Kerem Bey konuşurken duydum. Melek'in yanına gidip konağa dönmesi için ikna etmeye çalışacakmış Kerem Bey. Yani çok arada kaldım Zülde. Bir yanda Aslı, bir yanda Elif. Ya ikisinin de tek istediği uzaklarda yeni mutlu bir hayat kurma. Haksızlar mı? Ya değiller tabii. Ya ikisi de çok yoruldu. Özellikle de Elif. Ya bu yaşta çocuğun hak etmediği birçok şeyi yaşadı o. Ve tek isteği de kötülüklerden uzak yeni bir hayat kurmak. Ya bu da onun en doğal hakkı.
Haksız değil tabii. Hatırlıyor musun? Biz küçükken Aslan Kral vardı. Hatırlamam mı? Hatta ben ilk izlediğimde böyle sevinçten günlerce uyuyamamıştım. Ben de. Ama biliyor musun, ben ilk defa onu Elif'le birlikte izledim. Bizim zamanımızda çok imkanlar yoktu sinema falan, biliyorsun. Bir gün böyle çok eski bir arabayla adam biri böyle bas bas bağırarak sokaklarda geziniyordu. Hafta sonu bir panayır kurulacakmış. Orada da Aslan Kral gösterimi olacakmış. Ya ben nasıl sevindim anlatamam. Böyle bütün hafta harçlığımı harcamadım onu biriktireceğim diye. Hatta geceleri uyuyamadığımı falan hatırlıyorum. Sonra panayır günü geldi, çattı. Ben evden çıkarken var ya, defalarca paramı saydığımı hatırlıyorum. Eysi heyecandan saati unutmuşum. Ya tabii vakit var da ben koştur koştur yetişmeye çalışıyorum panayır yerine. Sonra böyle bir sokaktan geçerken köpek bir yaklaması duydum. Gittim baktım tabii. Böyle dere kenarında köpeğin biri dereye düşen yavrularını kurtarmaya çalışıyor. Oradan oraya koşturup duruyordu. Sen de gidip yardım ettin değil mi? Öyle. Dayanamadım, ne yapayım? Ben yüzmeyi de bilmiyordum tabii. Böyle bir sopa yardımıyla falan böyle derede aşağıdan yukarı onları böyle kurtarmaya çalıştım. Ya kurtardım da. Tabii bu sürede üstüm başım çamur içinde kalmıştı. Ama yine de koşarak yetişmeye çalıştım. Nasıl koşuyorum var ya, böyle ciğerlerim acıyana kadar koşuyorum. Gittim de çok geç kalmıştım. İnsanlar çoktan dağılmaya başlamıştı bile. O gün çok üzüldüm. Ama bir kere bile pişman olmadım, biliyor musun? Yani ya koşarak gidip o panayırda bu gösteriyi izlesem, arkama bile bakmadan gitsem, belki de döndüğümde o dere kenarında ölmüş köpek yavrularını bulacaktım. Seni çok iyi anlıyorum. Şimdi arkama bakmadan gitsem, mutlu bir hayat kursam, aklım hep burada kalacak. Çünkü sevdiğim insanların dibine şeytan yuva yapmış. Yani o mutlu olup gittiğim yerde belki bir gün uyanıp gazetelerde onların ölüm haberini alacağım. Gittiğim yer cennet bile olsa ben nefes alamam şimdi. O kadar haklısın ki. Galiba ben kararımı verdim Jülde. Sen ne yapacaksın peki? Hı? Aslında ben de kararımı verdim. Sen zaten ikimizin yerine de konuştun. Melek biliyorsun, ikimiz de yarı yolda bırakmayanlardanız. Yani ne pahasına olursa olsun. Ortalığı iki dakika boş bıraktık, Macide Hanım toparlamaya başladı. Neymiş? Melek geri dönecekmiş. Bu akıllanmaya başladıkça iyice saçmalıyor. Teyze. Annemi gördün mü? Salondaydı. Yani son gördüğümde salondaydı.
Ben de ona ilaçlarını hazırladım. İftardan sonra alsın diye. Başka yapılacak bir şey kaldı mı peki? Ay yok yok, hiçbir şey yok. Daha yani konuşmamız gereken bir konu var Hümeyra. Hayrola teyze? Bu Melek'le ilgili. Öyle bir şeyler duydum da. Neyse, hadi gel konuşalım biraz. Ne olursa olsun bu kadar çabuk yumuşamanız doğru değil. Daha araştırılması gereken konular var. Hem bu konuyla ilgili yani benim fikrimi almaya tenezzül etmemeniz beni çok gücendirdi Hümeyra. Melih'in suçsuz olduğu artık ispatlandı ama. Ama insan da biraz sezgilerine göre hareket etmeli değil mi? Yani bu zamanda artık kağıtta, evrakta her türlü sahtecilik yapılabiliyor. Ama sen bunları önemsemiyorsun. Ben akşam Macide ile konuşacağım hepsini tekrar. Yok, ben seni dinliyorum. Ama annemle konuşmak için çok geç kaldım bence. Serçe. Hoş geldin. Hoş buldum Hümeyra Hanım. Size çok güzel bir haberim var. Serçe yeniden bizimle beraber olacak burada. Ciddi misin anne? Evet. Size gördüğüme çok sevindim Kıymet Hanım. Yani en son evimi ziyaret edip konuştuklarımızdan sonra sizinle de bambaşka bir ilişkimiz olacağına eminim ben.